Yani tabii nedeni Amerika Birleşik Devletleri açısından açık KATSA yaptırımları denilen bir yasa var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerika Birleşik Devletleri'nin rakipleriyle mücadele etmesine ilişkin, onları caydırmasına ilişkin bir yasa. Amaç Rusya'yı, Çin'i ve Kuzey Kore'yi bu anlamda bu yaptırım kapsamına sokarak bunlarla mücadele etmeyi öngörüyor. İran da var bunların içerisinde. Rakipleriyle mücadele etmesini kolaylaştıracak bir araç. Bunlarla önemli savunma ilişkisi içerisinde olan aktörlere de yaptırım uygulanabileceğini söylüyor. Ancak Türkiye söz konusu olunca bu konuyla ilgili uzun bir müddet tereddüt içerisinde kalındı. Nasıl uygulanacağı, hangi maddelerin seçileceği, ağır mı olacağı, hafif mi olacağı, orta mı olacağı, en sonunda Trump'ın gitmesine bir ay kala, yani görevi devretmesine bir ay kala böyle bir yaptırım uygulandı. Öncelikle metnin kendisine bakmak lazım, diline bakmak lazım. Dilinde muğlak bir yaklaşım olduğu anlaşılıyor. Türkiye'yi hem müttefik olarak tanımlıyor hem de yaptırım uygulanacak alanları söylüyor. Ancak bu alanlarda Savunma Sanayi Başkanlığı'nı doğrudan hedef alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, caydırma kapasitesini, savaş kabiliyetini ve hazırlılık kabiliyetini hedef almadığını söylüyor ve Türkiye'den müttefik ülke olarak bahsediyor. Bu müphemlik aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri açısından bakıldığında bir yaptırımı uygulama inisiyatifine yönelik üstünlüğü elinde tutmak istediğini bize söylüyor. İkincisi de bu dil üzerinden, bu yaklaşım üzerinden Türkiye ile bir müzakere zemini oluşturmak ve bu meseleyi çözmek istiyor. Yani daha basit bir tabirle topu şu anda Türkiye tarafına atmış durumda. Türkiye buna nasıl cevap verecek önümüzdeki 12 ay boyunca? Tabii ki bu 12 ay boyunca Amerika Birleşik Devletleri Savunma Sanayi Başkanlığı'nı merkeze alarak bir yaptırım uygulayacak. Bu yaptırımda da çeşitli şekillerde savunma sanayinin içerisinde, başkanlığın içinde yer aldığı projeleri hedefliyor. Bu projelere yönelik Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lisansları iptal ediyor, ihracat lisanslarını, kredi almalarını kısıtlıyor ve bazı başkan dahil, İsmail Demir Bey dahil, bazı isimlere, başkan yardımcılarına vize kısıtlaması ve onların Amerika'daki mal varlıklarını dondurmak gibi çeşitli kararlar almış durumda. Derece olarak bakıldığında beklendiği gibi sert bir yaptırım paketi değil bu, daha yumuşak bir paket. Türk ekonomisini hedef almıyor ama tabii ki sonuçları itibariyle Türk-Amerikan ilişkilerinde yaptırımın gölgesi artık olacaktır ve bu mesele halledilene kadar, yaptırım meselesi halledilene kadar Türk-Amerikan ilişkilerinde inişli çıkışlı bir dönem yaşanacaktır. Ben çok yakın vadede Türkiye'nin doğrudan bu yaptırım kararına karşılık vereceğini düşünmüyorum. Bir çözüm yolu arayışında olacaktır her iki tarafta. Her iki taraf da bu meseleyi çözmek istiyor. Ama ikisinin de çözüm yöntemi farklı. Türkiye S-400'leri kendi egemenlik hakkının bir parçası olarak satın aldığını söylüyor ki bu doğru bir yaklaşım. Amerika ise S-400'lerin kullanılmamasını, pakete geri koyulmasını, hatta Türkiye'den gönderilmesi gibi bir talepte bulunabiliyor. Dolayısıyla bunun gerçekleşmesi pek mümkün değil. Bir şekilde teknik bir çözüm bulunabilir, siyasi bir çözüm bulunabilir önümüzdeki dönemlerde. Bence her iki taraf da tırmandırma yönünde bir yaklaşım sergilemeyecek. Biden'ın göreve başlaması önemli, başlayacak olması önemli. Yani o döneme kadar zaten karşılıklı olarak bu konuda bir bekleyiş hakim olacaktır. Biden'ın iktidara gelmesiyle birlikte de yeni bir çözüm arayışı bulunabilir. Tabii ki Türkiye'nin şu anda bulunduğu bölgede birçok dış politika ve güvenlik meselesinde müdahil olduğunu, aktif rol oynadığını biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri de meseleye böyle bakıyor. Libya'dan Dağlık Karabağ, Irak, Suriye, terörle mücadele, Karadeniz, Ukrayna gibi birçok konuda Türkiye önemli bir partner. Amerika Birleşik Devletleri şöylesi bir durumla karşı karşıya yaptırımları devam ettirip bunu sürdürüp Türkiye'yi daha fazla kaybetme
durumunda mı karşı karşıya kalacak? Yoksa yaptırımları devam edecek. Yani jeopolitik maliyetler yaptırım maliyetiyle şu anda karşı karşıya. Amerika da buna göre bir karar verecektir. Yaptırımların Türk savunma sanayisinde büyük bir etki ortaya çıkarması çok mümkün gözükmüyor. Savunma sanayi pazarı ve endüstrisi çok değişti. Artık 20 yıl önceki savunma sanayi pazarı ve endüstrisi yok. Çok farklı aktörler, çok farklı ürünler üretiyorlar ve siz istediğiniz bazı ürünleri serbest bir şekilde başka piyasadan, başka aktörlerden alabiliyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi, Türkiye'nin kendi savunma sanayi dinamikleri kendi kendine yeter bir noktaya doğru hızla ilerliyor. %100 hiçbir savunma sanayisi bağımsız olamaz ama Türkiye'nin yerlilik oranı giderek artıyor, millilik oranı giderek artıyor. Bu çok önemli bir faktör. Üçüncüsü de bu yaklaşımın bazı projelerde Türkiye'yi daha hızlandırabileceğini, bırakın yavaşlatmak, daha da hızlandırabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü bazı projelerde yapmış olduğunuz anlaşmalar gereği zamanı beklemek zorundasınız. O anlaşmanın öngördüğü kurallara uymak zorundasınız. Bu sizin projelerinizde o takvime göre uyarlamanız anlamına geliyor. Ama şimdi daha serbest bir şekilde kendi projelerinizi istediğiniz zaman takvimine yayarak, tabii teknolojik imkanlar bağlamında, elde etmeniz mümkün olacak. Bu manasıyla da Türk savunma sanayisinde 74'teki Amerikan, yani 75 yılında başlamıştı. 75'teki Amerikan ambargosunun ortaya çıkardığı etkiden çok daha büyük bir etki. Yani savunma sanayisinde yeni bir sıçrama hareketi, yeni bir yönlenme hareketi yapmak açısından.